valilik, efendim vali Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi, devletin temsilcisi. Sayın Başkanım, bizim 15 Aralık'a kadar süre tanınmıştı. 15 Aralık'ı 2 ay geçti. Ya süre tanımadığım şey, ben bazı gazeteler tanımıştı. Size yakın gazeteler tabii tanımıştı başkanım. Öyle mi? Evet. Yandaşlar mı? Sizin yandaşlarınız olabilirler. Şimdi tabii bizim valilik makamına karşı saygımız sonsuz. Yani ben şimdi valilerle olan benim münasebetim 1983-80 Ticaret Odası Başkanlığı'nda başlıyor. İşte kaç sene oldu 83'ten bugüne? 33 küsur senedir. Efendim bizim valisiyle, kaymakamıyla, bakanıyla, ticaret odası başkanlığı, milletvekili, yani münasebetimiz var. Biz bir valiye karşı nasıl hitap edileceğini, nasıl davranılacağını bilen bir insanız. Benim 16 yıl milletvekilliğim var. 7 yıl genel başkan yardımcılığım var. Ve şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii maalesef Balıkesir bu konuda talihsiz. Şu anda nitelikli dolandırıcılık suçu işlemiş bir kişi Balıkesir valisi. Nitelikli dolandırıcılık. Sigorta meselesi. Yani ama işte Türkiye'deki olaylar, Güneydoğu vesaire işte kararlar ve şu bu. Yani o da gider gelir. Ben burada hancıyım, hancı. Edip Uğur hancı. Bak çok milletvekilleri bile milletvekilliği bitince Balıkesir'de durmaz. Ama ben bir Balıkesir sevdam var. Ben İstanbul'dan kalkmışım, gelmişim, servetimi Balıkesir'e getirmişim. Balıkesir'e yatırım yapmışım. Organize sanayi bölgesinde örnek olmuşum. Organize sanayi bölgesindeki yeri Amerikalı'ya vermişim. Amerikalı'yı getirmişim Balıkesir'e. Dünyanın en büyük efendim tarım sektöründeki yatırımcısı Cargill Balıkesir'e gelmiş. Ben işte yaptığımız işler ortada, projelerimiz ortada. Ama işte maalesef efendim bizim en büyük mülki amirimiz bir taraftan biz tabii dedi ki Balıkesir büyük bir aile, devletle milleti buluşturalım. Yaptığımız hizmetler vesaire o işi gücü her şeyi sabote etmekle meşgul. Tabii yazık Balıkesir'in talihsizliği. Balıkesir'de hiçbir vali bu derekeye düşmemiştir. Düşmedi. Her vali gittiğinde bütün basın, aman sayın vali çok memnun, valiyi göndermeyin, kalsın malsın kıyameti koparıyordu. Şimdi burada böyle bir olay var. Efendim, daha fazla bir şey söylemeye gerek yok ama tabii biz burada hancıyız kardeşim. Biz Balıkesir'de sevdamız var. Balıkesir için çalışıyoruz. Ne kadar nefesimiz varsa son nefesimize kadar da çalışacağız. Peki başkanım, konu bu değil ama başkan sisteminin olduğunu varsayarsak, hani bir kentin bir şehir ülemini olur. Bu acaba bu yaraya bir merhem olur mu? Şimdi bilemiyorum tabii. Şimdi başkanlık sisteminde tartışma kalkarsak. Yok yani konumuz o değil ama hani sadece uzun gider. Uzun başkanım gider. Özür dilerim. Kişiler yargılandığı sürece suçsuzdur. Balıkesir valimiz bir kere hakim önüne, savcı önüne çıkmadı. Evet. Yani siz onu suçluyorsunuz. Şimdi beraber törenlerde yan yana geldiniz. Mevzuatlar, bakanlıktan izin gelmesi lazım bu filan. Ama bir olay var, bir gerçek olay var. Yani bu yazılı, çizili, yani iki tane yerel gazetede yazan somut haberler. Somut bir olay var kardeşim. Bunun gizlenecek tarafı yok. Somut bu. Soyut değil. Müşahhas. Mücerret değil. Arapçasını da söyleyeyim sana. Öyle derler değil mi? Mücerret, müşahhas, soyut, somut. Değerlendirmesini siz yapın. Evet. Biz tabii Balıkesir'in, ben Balıkesir'e yukarıdan bakıyorum. Nasıl yukarıdan bakıyorum? Her tarafını görmek için. Yani ben baktığım zaman Bandırma'yı da görüyorum, Ayvalı'yı da görüyorum, Dursun Bey'in Kavacığı'nı da görüyorum. Sındırgın'ın efendim göletinin şeyin dağını da görüyorum ya. Yani. Görmem lazım. Eğer ben Büyükşehir Belediye Başkanıysam
buraların efendim imarıyla ilgili, suyuyla, kanalizasyonuyla, parkıyla, bahçesiyle, meydanıyla ilgileniyorsam hepsini görmem lazım. Benim yani tutup şahıslarla uğraşacak vaktim yok. Ben işime bakıyorum. İşimizi de götürüyoruz kardeşim Allah aşkına. Öyle bir dertimiz, tasamız yok. İşimizi de götürüyoruz. Yürüyor işlerimiz de. Yani duran bir işimiz de yok yani. Hangi işe başladıysak projesini yapıyoruz, finansmanını buluyoruz, çıkıyoruz. Şimdi inşallah işte PASKİ 125 trilyonluk temelleri Nisan ayında, Mayıs ayında atacağız. Yani bunlar büyük yatırımlar. Öyle ufak tefek şeyler değil. Bugüne kadar yapılmamış. Belde belediyesi mantığıyla çözülmeyecek yatırımlar. E şimdi bakıyorsunuz işte Bandırma'daki proje, Ayvalık'taki proje. Ya biz şimdi kruvazer liman. Ben diyorum ki Ayvalık önemli. Bak, Ayvalık Bergama 50 kilometre, 55 kilometre. Asos denizden efendim 40 dakika, 45 dakika. Antandros altın olup efendim oraya yarım saat. Çünkü şeyi açtığım zaman Cunda Köprüsü'nü oradan kestirmeden gidiyor. Yoksa siz geliyorsunuz Ayvalık'a 45 dakika şey dolaşıyorsunuz Körfez'den girmek için. Onun için yani bu projeler önemli. Diyoruz buraya kurbezer gemi gelirse ben sarımsaklıya çıkarırım. Şeytan sofrasına götürürüm. Efendim Bergama'ya gider. Asos'a gider. Bizim Antandros antik kentini görür. Sarı kızı görür. Kaz dağlarına çıkar. Para harcatırım adama. Yoksa siz çevreye önem vermezseniz, tesis olmazsa, havaalanı olmazsa, yol olmazsa ne oluyor? Gelen turistin gelir seviyesi daha düşük insanlar para bırakmıyor. Bu sefer gelip geçici bir aylık, iki aylık esnaf şöyle bir geliyor gidiyor. Ondan sonra suyu çekilmiş değirmene dönüyor. Biz diyoruz ki Balıkesir 12 ay hareketli olsun. Kongre turizminin olduğu, efendim, özel gemilerin geldiği, onlarla konuşuyoruz. Şimdi Başaran Ulusoy gittim TÜRSAP başkanıyla görüştüm. Yani bir yerde yokuz ki şimdi aklıma gelince söylüyorum Ayvalık deyince. Bütün turizm operatörlerini, turizm yatırımcılarını, ben diyor bunlar toplandığı zaman en az 500 kişi olur. Şimdi onlara briefing veriyoruz İstanbul'da hepsini toplayıp. Arkasından onların hepsini Balıkesir'e getiriyoruz. Ve anlattık projelerimizi. Dedi ki tamam kardeşim. Dedi ki bizim dedi hedef Balıkesir. Balıkesir Edremit Körfezi. Ta Kaz Dağları'ndan Altınoluk'tan Altınova'ya kadar olan yer bizim sahamız. Hiç başka yere çalışmayın dedi. Benim evim dedi zaten Altınoluk'ta dedi. Yani şimdi Hollanda'da söz aldı başbakanla şey, gazi peynirleri var. Adam Hollanda peynirinin %50'sini yapıyor ya. Türk. Bütün ihracı. Benim evimde de altın oldu dedi. Düşünemiyoruz. Yani kardeşim çok değerliyiz. Yerlerimiz, coğrafik konum, tarım, hayvancılık, termal, madenler, limanlar, sahiller, adalar. Öyle bir zenginlik var ki servetin üzerinde oturuyoruz. Herkes basit işlerle oradan arsadan 3 kuruş kazanacak. Öbürü bilmem ne yapacak. Böyle ufak tefek işlerle uğraşırken büyük resmi kaçırıyorsun. Ama biz ben global yukarıdan baktığım zaman büyük resme bakıyorum. Bizim için büyük resim hepsinden önemli. Evet. Var mı başka sorusu? Başkanım, Rotterdam'dan döndükten sonra Başkan Mirza, Şerafettin Bey, Engüdar, Genel Altıgüzel'le beraber bir basın toplantısı yaptı. Evet. İzlenimleriyle ilgili. Oradaki yaptığı açıklamada dedi ki Rotterdam limanı projesinden benim hiçbir haberim yok. Bugüne kadar bana hiçbir şey söylemedi. Ne zaman? Döndükten sonra mı? Hemen döndükten sonra. Ulan işte beraber biz oraya gittiğimizde... İki gün adamlar bizi belediye başkanı dahi dolaştırdı. Biz oraya gittiğimizde... O Tarık'a kızmış, tamam mı? Hayır. Söyledi zaten orada. Şaşırdık dedi. Erip Bey açınca olayı falan filan. Anlamadık, şaşırdık dedi.
Onlar çalışmışlar ciddi ciddi dedi. Bizim bandırma olarak hiçbir şeyden haberimiz yok dedi. Cemiyet yemeğinde geri vites yaptı ama. Devletle beraber gittik. Sayın Mirza. Evet. Cemiyet yemeğinde geri vites yaptı. Oradaydık yani. Evet. Yapsın kardeşim. Bak şimdi biz yani bu proje konuşuldu her aşamada çocuk başkanım. Çocuk köyümüzde çocuk çalıştayı. Kaç il katılıyor buna? Çocuk çalıştayını burada yapacağız. Çocuk köyümüzde. Marmara Belediye Birliği Nisan'da çocuk köyümüzde 23 Nisan'da mı? Başkanım aşağı yukarı 50 belediye geçecek. 50 belediye burada efendim çocuk çalıştayını burada yapacağız. Bakıyorlar ki Balıkesir'de yapalım. Duyulmuş her tarafta. Antalya Belediye Başkanı'na telefon açmıştım. Bu çocuk köyü meselesi çıktığında dedi bu firmayla işte ben, iyi dedi abi dedi ben dedi başlıyorum dedi. İyi dedi filan dedi. Biz bitirdik şimdi geçen telefon açıyor. Nasıl diyor firma diyor. Ya sen bize kefil oldun yaptırdın. Şimdi bana soruyorsun. Nasıl yaptılar diyor. Bak hala başlayamadı. Biz hızlı bir şekilde bitirdik. Sayın Başkanım, geçen belediye meclisinin son toplantısında meclis başkanı, başkan vekilimiz de burada. Sanıyorum 40 veya 42 toplantı olması lazım şu ana kadar, değil mi başkanım? Evet. Kamil Saka bunun %10'una başkan katılmadı burada olmasına rağmen dedi. Evet. Belediye meclis toplantılarına katılmıyor başkanımız dedi. Katılıyorum. Katılmadıklarım da oluyor tabii. Yani siz 4 tanesine 5 tanesine katıldınız demek. Yani şimdi önemli olan toplantının olması. Biz en son borçlanmayla ilgili, bütçeyle ilgili en son toplantı kaç dakika sürdü? JTZ ile gitti. Bir saat sürdü değil mi? Ben zaten ben neredeydim o zaman? İzmir'de miydim? Ben İzmir'e gitmiştim değil mi? Ben Marmara Belediye Birliği toplantısına gitmiştik. Yani biz de o arada tabii gündemi görüşüyoruz. Gruplara bilgi de veriyoruz. En son toplantıda dememiştir onu Kamil Başkan. Toplantıda şeyden söylemedi bana şahsen o toplantı şahsen öncesinde mi? Evet. Söylemiş olabilir kardeşim. Muhalefet de yapacak şimdi. Tutup bu sefer fazla şey yaparlarsa yani siz onun üzerinde kardeşim. Yani onun şimdi biz bütçemizi yaptık. Sağ olsun bütün muhalefet kabul edenler hepsi kabul etti. 500 milyon borçlanıyorum dedim. Hepsi kabul etti. Kabul etmedi mi? Şimdi bana diyor ki Dursun Başkan, ya geliyorum buraya diye herkes, ya her şeyi kabul ediyorsun, ne oluyor diyor. Kardeşim bizim yani borçlanmayla ilgili, bütçeyle ilgili, yani biz imar komisyonu olsun, ulaşım da olsun. Ya ulaşımda yaptığımız işler söylemedim. Yani belki Türkiye'deki büyük şehir olan yeni illerin yapmadığı Ayvalık'ından Bandırma'sına kadar, Balıkesir'in merkezine kadar şimdi Balıkesir'de taksi dolmuşçularla olan meseleyi de çözüyoruz. Yakında Balıkesirliler çok lüks arabalarla seyahat edecek. Çok rahat, çok güvenli, kameralı, validatörlü. Bunlar yani ulaşım. Ulaşım deyip geçmeyin, toplu ulaşım. Biz bütün körfezde bir tek Edremit kaldı. Onlar da şimdi tamam yapalım edelim diyorlar. Yani biz büyük şehir olarak her tarafa, her konuda koşuyoruz, yetişiyoruz, yapıyoruz yani. İnşallah. Yakında çok lüks arabalarda seyahat edeceksiniz. Taksi dolmuşlar.